Bir kere elimden geldiğince samimi ve gerçekçi anlatıyorum. Bunu arkadaşlarıma da böyle. Doğal olarak ilerledikçe, bir şeyler arttıkça, kazanımlarınız ve pozisyonunuz arttıkça tabii ki sorumluluğunuz artıyor, ekibiniz oluyor. Daha fazla vakit şirkette geçiriyorsunuz ve harcıyorsunuz. Sosyal hayatınıza ayırdığınız vakit biraz azalıyor. Bu işin gerçeği. Fakat şöyle de bir şey var ki o yıllar geçtikçe arada edinilen tecrübeyle inanın zamanı çok daha iyi kullanmayı öğreniyorsunuz. Şu an ben geriye bakıp hep şey diyorum. Ne yatmışım ya diyorum. Gerçekten ne yatmışım diyorum yani. Güzeldi ama yatmışım yani. Hani şu an o kadar değerli ki çok daha güzel kullanıyorsunuz. Bu artıyor, bu azalıyor ama zamanın kalitesi kesinlikle artıyor. Onu söyleyebilirim. Ya bunu böyle çok düz negatif olarak görmemek lazım. Bu aritmetik bir şey değil. İçini nasıl doldurduğunuzla alakalı bir şey. Ya ben bana sorarsanız şahsım olarak işte her gün işimi yaparım. İşimde belki ortalamadan biraz daha fazla çalışırım. Spor yaparım vesaire. Bana günlük kalan vakit aslında az bir vakit. Fakat tatmin edici bir vakit. Ben o gün istediğim şeyleri yapmış olarak eve gittiğimde mutlu oluyorum. Ve biraz da planlı gidersem o akşama vesaire bir plan, bir buluşma da koyduysam o gün kafamda sosyalliği de yani yapmış oluyorum. Dolayısıyla bu dengeyi kurabiliyorsunuz. Ama tabii gitgide azalıyor mu? Azalıyor sosyal hayata ayırdığımız vakit. Biraz böyle düşünmek lazım.